Merhaba HT Sağlığa hoş geldiniz sevgili seyirciler ee, programımızda yine sağlığımızı ilgilendiren konuları masaya yatırmaya devam ediyoruz. Herkese sinirden, stresten uzak, mutlu ve huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Daha ne dileyebilirim ki? Ee, şans ve sağlık da tabii bir de onu ekleyelim onlar da çok önemli. Hadi gelin önce bugünün konusuna bir bakalım ardından da e, masaya yatıracağımız konunun detayları için stüdyo konuğumuza geçelim kalp ritim bozukluğu sorununa yol açan nedenler hangileridir? Tespit ve tedavi yöntemleri nelerdir? Ablasyon yöntemiyle ritim bozukluklarının tümünü ortadan kaldırmak mümkün müdür? Kalp pili ve defibrilatör gibi şoklayıcı cihazlar hangi durumlarda kullanılmalıdır? Tüm bu soruların yanıtı az sonra HT Sağlık'ta. Tanıtımımızda da izlediğiniz gibi bugün aritmi ve elektrofizyoloji konuları üzerinde duracağız. Nedir elektrofizyoloji, nedir aritmi? Birçoğunuz belki biliyorsunuzdur ama bilmeyenlerimiz de vardır. E, konu başlıklarımız arasında çarpıntı nedenleri, daha doğrusu ritim bozukluğu nedenleri, e, belirtileri, tedavisi, ani kalp ölümleri var. Bütün bunlar kalple ilgili sorunları ne kadar sık yaşadığımız düşünülecek olursa pek çoğumuzun ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. O yüzden ekranlarınız başından lütfen ayrılmayın. E, zamanımız el verdiğince hepsiyle ilgili bilgilendirmeler yapmaya çalışacağız. Size hemen e, bugün ilk kez e, konuk ettiğimiz stüdyo konuğumla tanıştırmak istiyorum. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Deniz bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, şimdi önce şunu e, söyleyerek başlamak istiyorum. Kalbimiz atıyor. Ama nasıl attığı önemli bu aslında biraz da sizin uzmanlık alanınız yani bazen hızlı atıyor bazen yavaş atıyor kalpte bir takım elektriksel değişiklikler oluyor bizim farkına varmadığımız ama sizin ölçebildiğiniz gözlemleyebildiğiniz. Şimdi burada hani aritmi sorunlarından bahsediyoruz aritmi diyoruz çarpıntım var diyoruz mesela çarpıntıyla aritmi aynı şey midir aritmi nedir neler aritminin içine girer gibi sorularım var ne dersiniz? Çarpıntı aslında bir belirti. Hı hı. Ee, kişinin kalp atışlarının farkına varması ve bundan rahatsızlık hissi duymasına çarpıntı deniyor. Evet. Bu his illaki bir aritmiden kaynaklanmak zorunda değil. Aritmi olmaksızın normal atışlarda da kişi çarpıntı hissedebilir. Ama tabii ki aritmilerin de en sık sebep olduğu şikayet çarpıntıdır. Aritmi dediğimiz zaman normalde hepimizin kalbinde kalbin atışlarını, atış sayısını belirleyen aslında kalbin pili diyebileceğimiz bir sinüs düğümü denilen odak var ve bu odaktan dakikada belli sayıda uyarılar çıkar. Kalbin uyarılarının sinüs düğümü dışında herhangi başka bir odaktan çıkması, farklı bir ritim oluşması aslında aritmi olarak tanımlanabilir genel olarak. E, şimdi kalbimiz bazen çok hızlı atıyor. Hani ekran başındaki seyircilerimiz için de bazen e, yavaş atıyor. Yani bunlara yönelik farklı tedaviler tabii ki uygulanıyor. Farklı yöntemler e, söz konusu oluyor ama burada sorulması gereken soru belki şu. Neden oluyor? Yani hani biraz daha açıklar mısınız bize? Hangi sebepler ve mesela buna yol açan başka hastalıklar var mıdır? Farklı hastalıklar ondan da kaynaklanıyor olabilir mi? Tabii. İsterseniz öncelikle kalbimizin dakikadaki atış sayısı kaç olmalı? Ondan bahsedeyim. Nedir? Bebeklik çağında, yeni doğan çağında baktığımızda 140'lara kadar kalp atışı normal kabul edilir. Bebek büyüdükçe, çocuk yaşı ilerledikçe kalp atış hızı da yavaşlar. Erişkin çağa geldiğimizde dinlenme anında bir kişinin kalp atış hızı 60 ile 100 arasında olmalıdır. 60'ın altına yavaş, radikaydı. 100'ün üzerine ise taşı kaydediyoruz. Ee, tabii dinlenme anında böyle ama Egzersiz esnasında, stres esnasında hepimizin kalp atışları hızlanır. Bu aslında normal bir yanıttır vücudumuzun verdiği. Ya da uyku esnasında kalp atışlarımızda yavaşlama olabilir. Bu da normal bir yanıttır. Dolayısıyla e, hızlı atma veya kalbin yavaş atması tek başına bir hastalık anlamı taşımaz. Buralarda endişelenmemize gerek yok yani. Tempolu bir yürüyüş yaptım, koştum. Kalbim e, hızla çarpıyor gibi. Tabii burada kişinin egze yaptığı egzersizin düzeyiyle kalp atışları arasında belli bir paralellik olması gerekir. Eğer hmm. kişi e, çok az eforla kalp atışları çok fazla atıyorsa bu da bir e, problem olabilir. Burada kişiyi doktora getiren bir çarpıntı şikayeti varsa ki böyle hastalar genellikle kondisyonu düşük kişilerdir. veya altta bir kalp hastalığı vardır. Kalp Sürekli yüksek atmaya meyillidir. Çarpıntı yakınması varsa tabii ki bu değerlendirilmesi gereken bir konudur. Şimdi bana yol açan nedenleri aşağı yukarı anlattınız ama bunu detaylandıralım. Bir de mesela belirtiler nelerdir? Evet çarpıntı az önce söylediğiniz gibi önemli bir belirti. Çarpıntımız olduğunda kendimizden şüpheleniyoruz ve mutlaka bir uzmana gitme ihtiyacı duyuyoruz. Ama başka ne gibi belirtiler var dikkate almamız gereken? çarpıntı aritmilerin en sık karşılaşılan semptomudur diyebiliriz. Ama bir hasta, bir kişi daha önce hiç çarpıntı hissetmeksizin ani ölüm gibi çok ciddi bir problemle de karşımıza gelebilir. Ki neyse ki bu grup nispeten az bir grubu oluşturuyor. Ama bunun dışında sık yaşanan diğer belirtiler bayıla yazma denilen ya da baygınlık hissi, bayılma, ee, göğüste sıkışma, fenalık hissi, nefes darlığı birçok farklı şekilde kişi çarpıntıyı algılayabilir. Evet bütün bunlar son derece önemli. Demek öyle bir bayılma hissimiz olduğunda ya da bayıldığımızda, e, nefes almakta zorlandığımızda bir şekilde e, bunu ihmal etmemeli, hani bu normal bir şeydir diye düşünmemeli ve mutlaka bir doktora başvurmalı. Tabii öyle altta değil mi? sebep olan bir aritme mutlaka araştırılmalıdır bu şikayetleri olan kişilerin. Evet. Peki e, tespitte mesela ne yapmamız gerekiyor? Yani e, aritmilere ne çeşitli e, belki aritmiye yol açan farklı nedenler olabiliyor. Öyle ifade edelim. E, şimdi elektrokardiyografi mi? Yani EKG dediğimiz yöntem mi? E, bir kan testi mi? Ya da daha ileri tetkikler mi? Nedir e, tam olarak ortaya çıkarmaya yarayan yöntem? Aslında tıpta temel kural hastayla ilk karşılaştığımızda iyi bir öykü alınması Hı -hı. ve muayene. Bunun sonucunda e, elde ettiğimiz veriler bize bundan sonraki tetkiklere yönlendirir. Tabii ki elektrokardiyografi ya da EKG diye kısalttığımız e, kalp e, trasesi bizim için tanı koymada çok önemli. Hı -hı. E, ancak aritmiler her zaman sürekli olmuyor. Bazen atakları halinde oluyor. EKG'de bunu yakalayamayabiliyoruz. Dolayısıyla bunu yakalayabilmek için Uzun süreli de ritim monitorizasyonları yapılabilir. Holter cihazları denilen cihazlar takılabiliyor. Bunlar genellikle 24-48 saat oluyor ama daha nadir belirti yaşayan hastalarda 7 günlük, 15 günlük kaydedici cihazlar ve hatta şimdi artık cilt altına yerleştirilen küçük bir flash bellek büyüklüğünde bazı cihazlarla 2,5-3 sene boyunca hastanın kalp ritmini takip ederek nadir yaşanan belirtilerin tanısını koyabiliyoruz. Tabi bu aritmilere birçok hastalıklar sebep olabilir. Altta bir kalp hastalığı olmaksızın çok basit bir kansızlık kalp atış hızlarında yükselmeye sebep olabilir. Tiroid fonksiyon bozuklukları, tiroid hormonlarının fazla salgılanması örneğin kalp atış hızını artırırken az salgılanması atış hızını azaltabilir. Ya da akciğer hastalıkları, kullanılan bir takım ilaçlar, böbrek hastalıklarındaki sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum bu elektrolit dengesizliklerinin sebep olduğu bir takım ritim bozuklukları olabilir. Bunlar kan tetkikleriyle yani elimizde çok e, değişik tanı yöntemleri var. Mutlaka tabii ki kalpte yapısal bir problem olup olmadığını ortaya koymamız gerekiyor. Bunun için görüntüleme yöntemlerinden yararlanabiliyoruz. En sık kullandığımız görüntüleme yöntemi e, Ekokardiyografi yani kalbin ultrasonografisi denilebilir. Ama bunun dışında bilgisayarlı tomografi, kalp MRI gibi değişik yöntemlerle veya bazen de girişimsel bazı işlemlerle elektrofizyolojik çalışma denilen e, aritmilerin tanısını koyabiliyoruz. Tıp ilerlediği yöntemler gelişiyor, siz de bunlara şahitlik ediyorsunuz açıkçası ve uygular hale geliyorsunuz. Özellikle sizin alanınızla ilgili çok önemli gelişmeler var. Güzel aslında, e, sağlıkla ilgili e, değil mi? Sizin e, herkes kendi uzmanlık alanı ile ilgili böyle güzel gelişmeler görmek ister. E, onlardan bir iki örnek vermek ister misiniz? Tabii ki, e, bizim aritmide tanı anlamında sıklıkla kullandığımız örneğin girişimsel bir yöntem olan elektrofizyolojik çalışma var. Aslında bizim kalbimizin bir elektrik şebekesi var ve aritmilerin çoğu hı hı. bu elektrik şebekesindeki problemlerden kaynaklanıyor. Biz elektrofizyolojik çalışmada elektrik şebekesini değerlendiriyoruz diyebiliriz. Buradaki problemleri kısa devre kablolarını veya kalpteki yapısında meydana gelen bir takım hasarlanmaların sebep olduğu bozuklukları, ritim bozukluğunun kaynaklandığı noktayı tespit edebiliyoruz. Tabii teknoloji ilerledikçe yeni yöntemler devreye giriyor. Üç boyutlu haritalama yöntemleri denilen elektrofizyolojinin artık giderek daha sık kullanılan bir kısmı var burada kalbin elektriksel haritasını çıkart çıkartıyoruz diyebilirim ve bu şekilde ritim bozukluğu kaynaklanan noktayı daha büyük hassasiyetle tespit edebiliyoruz tabii ki bunların hepsi yüksek teknoloji isteyen işle, işlemler ve bunlar da giderek daha sık uygulanır ve daha başarılı hale geliyor. Bu konuda şimdi da tedavi ilerliyor. noktasına geleceğim. Bunlardan da bahsedeceğiz. Daha detaylı olarak neler olduğundan bahsedeceğiz. Ama ondan önce mesela e, kalp ritim problemlerini, aritmiyi e, kadınlarda mı daha fazla görüyoruz, erkeklerde mi diye sormak isterim. Bir de programın başında sormayı unuttum. Görülme sıklığı nedir toplumda? Genel olarak kadın erkek cinsiyet ayrımı e, yapmıyoruz aslında erkeklerde de kadınlarda da görülebiliyor toplumda görülme sıklığı yüzde 3-5 civarında olabiliyor ama bunların bir kısmı zararsız ritim bozuklukları daha ciddi olan ritim bozuklukları e, Neyse ki daha nadir görülme e, durumunda Tabii ki bu yaşla ilişkili bazı aritmiler genç yaşlarda daha sık görülüyor Bunlar genellikle yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ama zararsız ritim bozuklukları. Bazı aritmiler ise yaşla giderek artıyor. Kişinin kalp krizi geçirmiş olması, örneğin kalp yetersizliği olması ya da kalbin yapısını olumsuz etkileyen bir takım hastalıklarının bulunması. Tabii yaşla beraber bu hastalıkların da arttığını düşünürsek özellikle tehlikeli ritim bozuklukları giderek artıyor. Bir şey eklemeyi unuttum. Buyur. Örneğin ritim bozukluklarının belirtilerinde biz Çarpıntı diyoruz, bayılma hissi diyoruz vesaire ama yine yaşça giderek artan atriyal fibrasyon dediğimiz bir ritim bozukluğu var ki inmelerin bir kısmından sorumlu yani felçlerin ve bu felçler genellikle diğer felç tiplerine göre daha kötü seyretme eğiliminde oluyor. Yani bir hasta bizim karşımıza ilk defa felç geçirmiş olarak da çıkabilir ve bunun altında bir ritim bozukluğu yatıyor olabilir. Tabii ki e, bunların hepsinin tespit edilmesi detaylı inceleme gerektirir. Evet, bunu söylediğiniz iyi oldu. Ben de soracaktım zaten. Hani bir e, aritmilerle ilgili e, aritmilerin e, yol açtığı e, bir takım sorunlar var ve mesela inmelerin üçte birinin e, bundan kaynaklandığı... ya da sinatrial fibrilasyon dediğiniz şeyden kaynaklandığına dair ben de e, yazıları okumuştum, hocalarımızla da konuşmuştum. Bu çok yüksek bir oran sevgili seyirciler. Yani Ciddiye alınması gereken, ihmal edilmemesi gereken bir durum olduğunu gösteriyor. Bu ilintileri, ilişkileri de iyi değerlendirmek gerekiyor. Öyle değil mi? Tabii ki. inme çok ciddi bir hastalık. Ee, sadece ölümle sonuçlanmıyor. Sakatlık e, yaratan bir hastalık. Dolayısıyla e, aslında bizim yapmamız gereken her zaman tedaviden çok önleyici e, hı hı. tedavi olmalı. Yani evet. hastalığı öncesinde tespit etmeliyiz bir atriyal fibrilasyon hastasına inme geçirmeden önce tespit edip tedavi edebilirsek aslında başarılıyız denilebilir. Ya masum at aritmiler dediniz az önce. Şimdi orada masum aritmilerden anlamamız gereken nedir? İlaç tedavisine ya da herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymaması mıdır kişinin? Bir de eğer öyleyse şunu sormak lazım. O kişiler kimlerdir o şanslı kişiler? Şimdi bir aritmiye tedavi edip etmemek konusunda karar verdiren aslında iki parametremiz var. Birisi bu aritme ciddi bir hastalığa sebep oluyor mu? Evet. Ya da tehlikeli mi? Hayati tehdit doğurur mu? İkincisi kişinin yaşam kalitesini bozuyor mu? Genç yaştaki aritmilerin çoğu sık gördüğümüz aritmiler ki bunların bir kısmı örneğin kadınlarda daha sık görülüyor. Bir kısmı da erkeklerde daha sık görülüyor. Arada farklılıklar olabiliyor. Bunlar aslında e, hayati tehdit doğurmasa bile kişinin yaşam kalitesini çok olumsuz etkiliyor. Beklenmedik anda hızlı atışlar olabiliyor, bayılmalar olabiliyor. Bu bir tedavi indikasyonu. Yani illaki kişi de o aritminin tehlikeli bir kalp hastalığına yol açması gerekmiyor. E, öte yandan... Demin de bahsettiğim gibi kalp krizi geçirmiş bir hasta veya kalp yetersizliği olan bir hasta. Bunlardaki aritmiler ölümle sonuçlanabilecek ciddi aritmiler olabiliyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken aslında bu grubu erken tespit edip böyle bir kötü sonuçla karşılaşmadan önce önlem almak olabiliyor. Kimleri tedavi etmeyi etmiyoruz o zaman? Evet. Ee, kısa çok bir şekilde. çok nadir belirti yaşayan ve Kişinin yaşam kalitesini bozmayan bir aritmi varsa ve bu aritmi hayati tehlike doğurmuyorsa o kişilerle konuşarak tedavi gerekmediğini söylüyoruz. Hiçbir tedavi vermiyoruz. Ama düzenli kontrole gelmeleri gerekir herhalde onu ister bir misiniz? Bir kısmında bir kısmı. öyle. Bir kısmında ise bu önemsizdir diyoruz. Hastalarda e, ikna olup üzerinde durmayabiliyor. Bir kısım hastalara ilaç tedavisi veriyoruz. Bir kısmında girişimsel yöntemlerle elektrofizyolojik çalışma ve ablasyonla tedavi ediyoruz. Kalbin elektriksel yapısı, elektrofizyoloji. Şimdi aritme tedavisi dediğimiz şey e, aslında e, birazcık bununla da ilintili. Öyle değil mi? Şimdi e, kafa karışıklığı yaratmasın diye elektrofizyoloji dediğimiz şeyin içinde aslında aritmi tedavisinin temeli olan ablasyon kelimesi var. Evet. Yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. E, ablasyon e, nedir diye soracağım. Ama ablasyonun da mesela farklı uygulamaları var değil mi? Bir mesela yakarak var bir dondurarak var. E bir işte o farklı bir şeyse onu da anlatın. Üç boyutlu haritalama ya da haritalama görüntüleme yöntemi diye bir şey var filan. E şimdi bu aralarındaki ilişkiyi bize bir anlatır mısınız? Biz elektrofizyolojik çalışmada öncelikle işlemin ilk aşaması tanısal. Hastalığın tanısını koyuyoruz. Yani ritim bozukluğu kaynaklanan bölge neresi, odak neresi? Buranın yerini tespit ediyoruz. Aslında üç boyutlu haritalama burada devreye giriyor. Bazı aritmilerde aritminin kaynaklandığı noktayı yüksek hassasiyetle tespit etmemize yarayan bir teknoloji. Aritminin kaynaklandığı yeri, tanısını, mekanizmasını, nasıl oluştuğunu ortaya koymak üzere kullandığımız yöntem. Bu elektrofizyolojik çalışmanın tanısal kısmı. Bu tanıyı koyduktan sonra eğer aritme Ablasyonla yok edilebilecek bir aritmi ise işlemin devamında ablasyon tedavisi uyguluyoruz. Peki o ablasyonun ne olduğunu açıklar mısınız? Ablasyon bize aslında e, genellikle hastalara yakma tedavisi olarak ifade ettiğimiz tedavi. E, en sık kullanılan yakma tedavisinde radyo frekans dalgalarıyla yani bir çeşit elektriksel akım vererek e, ritim bozukluğu kaynaklanan bölgeyi yakmak. Ama bazı aritmiler var ki ritim bozukluğu kaynaklanan bölgeyi dondurabiliyoruz. Örneğin riskli bölge, yakmanın da riskli olduğu bazı bölgeler var. Yakmamamız gereken, hassas davranmamız gereken bölgeler var. Yani herkese yakma işlemi, yakma e, ablasyonu uygulanamıyor. Bazı Ve hastalarda dondurma, dondurma işlemi, dondurma işlemi uygulanıyor. Dolayısıyla e, dondurarak ritim bozukluğu yapan odağı yok etmek de ablasyon seçeneklerinden bir tanesi. Yine atiyel fibrasyon ablasyonunda hem dondurarak soğuk balon tekniği denilen kalbin içerisinde böyle eksi 45 derecelere kadar düştüğümüz soğuk balonu uyguladığımız ablasyon yöntemi varken yine yakma tedavisi de uygulanabiliyor aref enerjisiyle. Dolayısıyla tedavi yöntemi hastaya göre karar verilmesi gerekiyor. Bunlar anladığım kadarıyla kardiyoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilen yöntemler. E, nedir? E, mesela bana işlemin adımlarını kısacık e, anlatmanız mümkün müdür? Yani e, hastaya ne yapıyorsunuz? Ne kadar sürüyor e, herhangi bir ağrı, sızı ya da sonrasında işlem sonrasında e, bir problem, hastanede kalış gerekiyor mu gibi? İşlem aslında anjiyografiye benzer şekilde kasıktan girilerek yapılan girişimsel bir işlem. Evet. Bu işlem sırasında biz... Ee, çoğunlukla kasa, lokal anestezi yani bölgesel uyuşturma uyguluyoruz. Hastalarla işlem sırasında konuşuyoruz. Ee, genel anestezi yok bu işlemin uygulamasında. Ancak çok stresli hastalara birazcık sakinlik verecek ilaçlar verebiliyoruz hastanın durumuna göre. Hı hı. Ee, kasıktan girdiğimiz damar içerisinden kalbe doğru elektrotlar, katetaylar gönderiyoruz ve kalp içerisindeki elektriksel özel bölgelere yerleştirdiğimiz kateterler yardımıyla ritim bozukluğunun kaynaklandığı bölgeyi buluyoruz. Sıklıkla bu 45 dakika 1 saat civarında sürüyor. Tabii ki kompleks işlemlerde, zor işlemlerde bu 3 saat, 4 saat uzun sürebilen işlemler olabiliyor. İşlem başarı şansı oldukça yüksek. Demin bahsettiğim zararsız gençlerde görülen aritmilerde %95'in üzerinde çoğunlukla başarı sağlayabiliyoruz. Ancak bazı aritmiler var ki başarı şansı %75'lere kadar düşebiliyor ama tabii ki bu bir başarısızlık olarak almamak gerekir. Çünkü bu hastalayda ilaç tedavisi çoğunlukla zaten %50 başarıyı bile sağlayamıyor. Yani aslında ablasyon tedavisi uygun hastalayda ilaç tedavisinden oldukça başarı Aha şansı yani. yüksek olan bir tedavi Peki, yöntemi. Peki ilaç tedavisinden ablasyon tedavisinden yararlanamayan hastalarda küçük bir grup olduğunu zannediyorum ama onlarda yapabileceğiniz bir şey var mı? Başka bir uyguladığınız yöntem? Ablasyon tedavisi... Yoksa o konuda pek bir çareniz yok mu? Ablasyon tedavisinde seçenekler çok fazla. Tabii hı hı. ki ablasyon derken çoğunlukla hızlı atımları kastediyorum. Biz ablasyonda yüksek uyarı oluşturan odakları ortadan kaldırıyoruz. Ki bunda da çoğunlukla başarılı olunuyor. Bir de bazı ritim bozuklukları var ki başta da bahsettiğim gibi kalp atışlarının yavaşladığı, kalp atışları kişinin metabolik ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde artamaması durumu, Hı -hı. bradikardi durumları. Hı -hı. E, bu durumda hastalarda çabuk yorulma, bayılma gibi bir takım belirtiler, hatta kalp yetersizliğine kadar gidebilen durumlar doğabiliyor. Bu hastalarda pil takılabiliyor ki bu da aritmilerde farklı bir e, tedavi yöntemi. Şimdi e, mesela e, nabız düşüklüğü, de kalp pili değil mi e, uygulanıyor özellikle yine yanlış söylüyorsam düzeltin ve e, ani ölümlerde işte bu hani mesela sahada e, basket oynarken öldü genç yaşında falan denen e, belki genetik riskin çok yüksek olduğu ölümlerde de defibrilatör uygulaması yapılıyor. ICD. Evet. E, kalp pilleri, kalp hızının düştüğü durumlarda kalp hızını artırabilmek için kullandığımız cihazlar. Defibrilatörler, ICD diye kısalttığımız defibrilatörler ise şoklayıcı cihazlar. Biz tabii ki e, bu cihazları e, yüksek riskli hastalara takıyoruz. Yüksek risk, riskten kastettiğim şey şu. Bazı hastalarda ritim bozukluklarına bağlı ani ölüm riski bulunuyor. Bunlar genç hastalarda... E, hipertrofik kardiyomiyopati denilen yapısal kalp hastalığı olabildiği gibi genetik aritmi sendromları denilen kalbimizdeki genetik bir takım bozuklukların sebep olduğu ama ölümle sonuçlanabilen ritim bozuklukları. Bu hastalarda defibrilatör takılması gerekiyor. Tabii ki defibrilatörleri sıklıkla kullandığımız hasta grubu kalp damar tıkanıklıkları olan, kalp krizi geçirmiş olan, e, kalp yetersizliği olan ve ani ölüm riski olan hastalarda şoklayıcı cihazları takarak ani ölümü önlemeye çalışıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Göğüste bir kesi oluşturuyorsunuz, küçük bir kesi ve ondan sonra deri altına girerek mi yerleştiriyorsunuz bu cihazları? Evet, gene lokal anestezi altında genellikle sol tarafta köprücük kemiğinin altından yaklaşık 5-6 santimlik bir kesi yaparak cilt altında bir cep oluşturuyoruz. Hem piller hem ICD'ler aslında şekil olarak birbirine benziyor. Bir bataryası ve damarın içinden kalbi uzatılan kabloları bulunuyor. Ne kadardır büyüklükleri? 5-6 santim çapında, yaklaşık kalınlığı da yarım santimle bir santim arasında diyebilirim. Bu cihazların bataryasını cilt altına yerleştiriyoruz. Kablolarını ise damar içerisinden... Kalbe doğru yönlendiriyoruz. Ama tabii bu konuda da teknoloji ilerliyor. Hı hı. Artık hiç kalbin içine gönderilmeden takılan, subkutan ICD denilen, e, bataryası ve e, elektrotları yani kablosu, lida, cilt altında olan, hiç kalple temas etmeyen şoklayıcı cihazlar var. Ya da kalp pilleri artık... Küç o kadar küçük kalp pilleri yapılıyor ki bunlar direkt kalbin içerisine evet. yerleştirilerek hı hı. hiç cep oluşturmadan anjiyografik işlemle kalp içine yerleştirilen küçük kalp pilleri de var. Yani bu konuda teknoloji çok hızlı ilerleme gösteriyor. Evet e, bunlar güzel haberler, gelişmeler. Kim bilir önümüzdeki yıllarda neler duyacağız, neler göreceğiz, e, teknoloji nelere gebe diye merak ediyor insan. E, çok teşekkür ederim. Süremiz doldu. E, HT Sağlık'ın sonuna geldik. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Doçent Doktor Ali Denizi, e, kardiyoloji uzmanı e, konuk ettik bugün HT Sağlık'ta. E, önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmayı diliyoruz. O zamana kadar hoşçakalın, sağlıklı kalın.